TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Ardından iktidar en düşük memur maaşının 22 bin küsur olacağını açıkladı. ENAG da önceki günlerde enflasyon oranını açıklamıştı. Bütün bunlara birlikte baktığımız zaman devlet kurumlarının apaçık bir şekilde gerçek dışı beyanda bulunduklarını görüyoruz. Hepimiz bu hayatı yaşıyoruz. Markete gidiyoruz, temel gıda maddeleri alıyoruz. Et, süt, yumurta, ekmek ve bütün diğer temel gıda maddelerindeki artışları görüyoruz. Enflasyonun ne olduğunu tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları biliyor. TÜİK %38,2 açıklamış. ENAG %108 olarak açıklamış. Arada 60 puan fark var. Yahu el insaf diyoruz. Yani 3 puan 5 puan fark değil arkadaşlar. 60 puan fark var. Birisi yalan söylüyor. Biz TÜİK'in kesinlikle yalan söylediğini görüyoruz. Sadece biz değil. 85 milyonun hepsi de görüyor biliyor. İktidar yanlısı olsanız da TÜİK'in açıkladığı rakama inanmanız mümkün değil arkadaşlar. Her şeyin en az %100, %200, %300, %400, %500 arttığı, kiraların %400, %500 arttığı bir zaman diliminde siz kalkıp %38,2 enflasyon var derseniz komik duruma düşersiniz. Ve ardından şunu da söylemek lazım. En düşük memur maaşı 22 bin olacak diyorsunuz. Doları almış başını gitmiş. 14 Mayıs günü dolar hesabıyla 19 lira civarındaydı. Bugün 26 lira. Bu hesabı yaptığınız zaman ne kadar büyük bir kayıpta olduğunu görürsünüz. 14 Mayıs günü 1100 küsur civarında bir dolar hesabı tutuyor. Bugün ise 846 dolar civarında bir meblağ tutuyor dolarla hesap ettiğiniz zaman. İşte bütün bunlar ne kadar gerçek dışı beyanlarda bulunulduğunu gösteriyor. Buna ispata gerek yok arkadaşlar. Arabanız vardır herhalde. MTV yüzde kaç arttı? %38 mi arttı size soruyorum. %100 arttı MTV. Motorlu taşıtlar verdi. Kim arkadaşlarımız çığırından çıkmış durumda. Akın akın ülkeyi terk ediyorlar. Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu üyesiyim. Hekim arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ülkeden umudunu kestiğini görüyorum. İşte TTB tablosu. Şu tabloya iyi bakın arkadaşlar. Ülkeden hekimlerin nasıl akın akın gittiğinin tablosu bu. Bakın son yıllarda nasıl bir artış var. Görüyor musunuz? Grafik nasıl yükseliyor? Bu iktidardan umudunu kesen, bu ülkenin en yoğun eğitim almış kesimi hekimler bu ülkeyi terk ediyor. 2021'de 533 hekim terk etmiş ülkeyi. İHAL belgesi alarak yurt dışında çalışmaya gitmiş. 2022'de 1171, 2023'te ise bakın nereye gelmiş mesele. Şöyle 1361'e ulaşmış, daha yıl bitmemiş. Geçen sene yıl bittiğinde 1171'miş. Şimdi daha yıl bitmeden 1361 arkadaşlar. Bu ne demek? Ülkenin en iyi eğitimi almış ve tüm toplumun umut bağlaması gereken hekimleri akın akın yurt dışına gidiyor. Daha hala siz ekonominin iyi olduğunu söyleyin. Efendim işte memura fiyat artımı yapıyoruz, bayram edin falan naraları atın. Benzine yapılan zam ortada. Hızlı trene daha geçtiğimiz gün %30 zam yapıldı. Motorin benzin fiyatlarına her geçen gün zam yapılıyor. Böyle bir ülkede insanlar durur mu arkadaşlar? Asgari ücretlinin 2500 liraya yakın şu anda kaybı var. Bakın asgari ücret açıklandıktan sonra dolar üzerinden hesap ettiğiniz zaman
2500 lira eridi. 11.400 lira demiştiniz, değil mi?